Merhaba, şimdi size kalp hastalarında koronavirüs hastalığını anlatacağım. Kalp hastaları daha mı çok koronavirüs hastalığına yakalanır? Koronavirüs hastalığına yakalanma olasılığı kalp hastalarında artmaz. Ancak hastalığı daha ağır geçirirler. Covid-19'da sorunlar sadece solunum sisteminden kaynaklanmaz. Ağır Covid-19 gripte olduğu gibi doğrudan kalbi etkileyebilir. Covid-19 kalbi nasıl etkiler? Covid-19 kalpte iltihaba ve akut miyokardide neden olur. Yani kalp kasının iltihabına neden olur. Kalpte meydana gelen bu akut hasar kalbimizin kasılmasını bozar. Konjenital kalp hastası çocuklarda koronavirüs hastalığı riskli mi? Genellikle erişkinlere kıyasla koronavirüs çocuklarda daha hafif atlatılmakla birlikte konjenital kalp hastalığı söz konusu olduğunda çocuk ve erişkinlerde risk durumu eşitlenir. Özellikle fontan dolaşımı, tek ventrikül ve siyonetik kalp hastalıkları gibi kompleks kalp hastalıklarında risk yüksektir. Benzer durum akciğer hastalığı, kalp yetersizliği ve pulmoner hipertansiyonda da söz konusudur. Ameliyat edilmesi gereken geniş VSD, AVSD ve fallot-tetralizi gibi konjenital kalp hastalığı olan ve 1 yaşın altındaki bebeklerde yüksek risk grubunda yer alır. Bununla birlikte şuna açıklık getirmeliyiz ki konjenital kalp hastası çocukların çoğunda kalp fonksiyonları normaldir ve yeni koronavirüs hastalığı yaşlı bireylere kıyasla daha rahat atlatılır. Peki hangi kalp hastalıkları COVID-19 için aşırı en yüksek risk grubudur? Kalp nakli dahil her türlü nakil hastaları ve önemli kalp hastalığı olan gebeler aşırı en yüksek risk grubudur. Peki hangi kalp hastalıkları COVID-19 için yüksek risk grubudur? Kalp hastalığı var ve 70 yaşın üzerinde olanlar, kalp hastalığıyla birlikte akciğer ya da kronik böbrek hastalığı olanlar, günlük aktiviteyi sınırlayan anjina yani göğüs ağrısı olanlar, kompleks konjenital kalp hastalığı, kalp yetersizliği, ciddi kapak hastalıkları olan kalp hastaları, son 3 ayda kalp ameliyatı geçirmiş olanlar, kardiyomiyopatisi yani kalp kas hastalığı olup belirti gösterenler yüksek risk grubu hastalardır. Peki kalp hastalarına ne önerilir? Virüsle enfekte olmamak için her türlü önlemi almalı ve kalabalıktan uzak durmalıyız. İnsanlardan en az 1,5 metre uzakta durmalıyız. Sosyal mesafemizi korumalıyız. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Hastalık dünyada insanların eninde sonunda %60-70'ini enfekte edecek ve enfekte olanların %80'i hastalığı hafif geçirecektir. Ancak kalp hastalığı olanlarda hastalığın ağır geçirme riski yüksektir. O nedenle hastalığı geçirmeyenler arasında yer almak için çaba sarf etmeliyiz. Peki kalp hastası olanlar grip aşısı yaptırmalı mı? Evet, kalp hastaları mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Her şeyden önce biliyoruz ki kalp hastalarında grip ciddi sorunlara neden olur. Ayrıca aşı olmuş bireylerde meydana çıkan belirtilerin gripten mi yoksa koronavirüsten mi olduğunu ayırt edebilmemizi sağlar. Kafa karışıklığını da önler. Belirtilerin grip değil de koronavirüsten olduğunu böylece anlarız.